Ya şimdi öncelikle Filistin sorunu 70 yılın üzerinde yaşanan bir sorun ve İsrail devletinin zulmü hiç durmadı. Ve çeşitli dönemlerde halkın intifadası, isyanı biçiminde isyanlar ortaya çıktı. Bu düdüklü tencere gibidir. Yani bir dönem sıkışır patlar, sıkışır patlar. Bu hareketin ve bu isyanın öncüsünün hangi parti olduğu, hangi hareket olduğu, hangi cephe olduğu duruma göre değişir. Yani uzunca bir dönem biliyorduk ki Filistin Kurtuluş Örgütü'ydü. El Fetih'ti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ydi. Ama özellikle bu Amerika'nın Yeşil Kuşak projesiyle beraber bu demokratik, ilerici, sosyalist, anti-emperyalist ve ulusal demokratik karakteri olan yapıların karşısına İslami cihatist bir kuşak ördüler. Hamas da böyle ortaya çıktı. Bu dönemin patlamasında, bu dönemin halk isyanlarında Hamas'ın önde olduğunu görüyoruz. Yani bunu sadece Hamas'ın kendi başına kişisel bir eylemi olarak görmek yanıltıcı olur. Halk birikti ve bu tepki açığa çıktı. Böyle değerlendirmek gerekiyor. Filistin davası ulusal bir dava. Filistin sorunu ulusal bir sorun. Tıpkı Kürt sorunu gibi, tıpkı Kuzey İrlanda sorunu gibi ulusal bir dava. Ve demokratik karakteri olan demokrasi mücadelesinin temel sorunlarından bir tanesi. Ama Hamas'ın yaklaşımı böyle değil. Hamas'ın, Taliban'ın, El-Kaide'nin ve benzer örgütlerin ya da IŞİD'in yaklaşımları dünya üzerinde bir ulus devlet değil, ulusal sorun olarak bakmıyorlar onlar. Ümmet toplumu olarak baktıkları için, bir cihatist hareket olarak ortaya çıktıkları için onların yaklaşımında Filistin davasının ne kadar zarar gördüğünün çok da bir şeyi olmuyor, önemi olmuyor. Bu eylem tarzı bize ne gösteriyor? Eylem tarzı şunu gösteriyor. Yani biraz Hamas'ın içerisine IŞİD kaçmış gibi. Hamas'ın içerisine Taliban kaçmış gibi böyle tuhaf bir şey görüyorsunuz. Çünkü bu eylem biçimlerini IŞİD daha önce Irak'ta, Suriye'de gerçekleştirdi. Yani en kanlı, en şiddetli eylemler yaparak dünyaya gözdağı vermek, halklara gözdağı vermek, bunun üzerinden zafer elde etmek. Bu tarz, o tarz. Taliban da bunu daha önce defalarca denedi, yaptı. Biz bunları tabii ki eleştiriyoruz, eleştirmemiz gerekiyor. Asla bunlara, bu eylem tarzına prim vermemek gerekiyor. Çünkü bu eylemler, yani sivillerin kaçırılması, öldürülmesi, çocuk rehinelerin askerler tarafından sosyal medyada gösterilmesi, bunlar asla kabul edebilecek eylem türleri değil. Bunlar Filistin davasına zarar verir. Çok net olarak zarar verir. Onlara göre zarar vermez. Onlara göre İşte bütün İslam dünyasını Filistin için ayağa kaldırma stratejisi olduğu için bunları sonuna kadar zorlayacaklar. Bir de Hamas'ın ajandasında bir ulusal savaştan ziyade bir dinler savaşı var. Tıpkı El-Kaide ve IŞİD'de olduğu gibi bir dinler savaşına dönüştürerek dünyanın değişiminde bir yer tutma gayreti var. Ama dinler savaşı kaşındığında buradan Filistin'in bir çıkarı olmaz. Tam tersine ulusal davası, 70 yıllık meşru olan ulusal davası 70 yıl sonra çok ciddi zarar görebilir. Şimdi dünyada en çok mültecinin olduğu yerlerden bir tanesi Filistin. Çünkü Gurbetçiler Federasyonu vardır Filistin'de. Bu federasyonun verdiği rakam 7,9 milyon mülteci var. Yani neredeyse 8 milyon. Bu çok yüksek bir rakam. Nüfusun 14 milyon civarında olduğunu düşünürsek neredeyse yani her iki kişiden biri mülteci. Bu mültecilerin, Filistinli mültecilerin önemli bir bölümü kendi ülkelerinde mülteciler. Kendi ülkelerinde, kendi topraklarında, mülteci kamplarındalar üstelik. Ve şu an çeşitli bölgelere dağılmış 59 tane mülteci kampı var. Yani açık bir cezaevi Gazze diyoruz ama aynı zamanda bütün mülteci kampları da açık cezaevleri ve burada yüz binlerce, milyonlarca insan yaşıyor. Ayrıca Ürdün'de, Suriye'de ve Lübnan'da, çevre ülkelerde de oldukça fazla sayıda
Filistinli mülteci var. Filistinli mülteci hareketine ya da devinimine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani bir şekilde ana toprağı bırakmıyorlar. Onun çevresinde sürekli dönüyorlar. Çünkü hep bir geri dönme arzusu var. Ya sınır bölgelerindeki ülkelerdeler ya da kendi ülkesindeki topraklarda, mülteci kamplarında ya da kapalı bölgelerde esaret altında yaşıyorlar. Bunun yanında Avrupa'da ve Amerika'da da belirli sayıda, Amerika kıtasında da Filistin diasporası var. Biz bunu biliyoruz. Sorunuza binaen şunu söyleyeyim. Yani çok büyük bir göçün Filistin'den Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum. Yani muhtemelen yine iç bölgeler ya da çevre ülkeler, Lübnan, Mısır, Ürdün gibi, Suriye gibi ülkeler alacaktır ana şeyi. Belki de en çok üzerinde düşünmemiz gereken meselelerden biri şu. Bu savaş, ya yani bu çatışma, bu işgal bölgeye yayılır mı? Bölgesel bir savaşa dönüşür mü? Örneğin İsrail-İran savaşına dönüşür mü? Hizbullah bu işin içerisine ne kadar girer? Bir Lübnan, Suriye'nin de dahil olduğu, biliyorsunuz Şam ve Halep havalimanları da bombalandı. Yani bu dinamikler de beraber bölgesel bir yangına dönüşürse o zaman göçün karakteri de farklı bir boyut kazanır. Yani çok ciddi bir göçle karşı karşıya kalabilir Türkiye. Ama bu B planı, yani birinci aşamada Filistin için çok büyük bir göçün olacağı görülüyor. Çünkü şu an Kuzey Gazze'den tehcir edilen insan sayısı 1 milyon. Bu çok büyük bir nüfus. Zaten nüfusun eki Filistin'in. Bu güneye kayacak. Onlar da muhtemelen çevre ülkelere doğru kayacaklar. Milyonlarca insan yer değiştirmiş durumda şu an. Aslında büyük göç başladı. Ama bu göç Türkiye'ye uzanabilecek bir göç gibi görünmüyor. Şimdi şöyle önce şunu söyleyeyim. Yani 1916 Sykes-Picot anlaşmasıyla Orta Doğu'nun sınırları belirlendi. İngilizler ve Fransızların daha çok etkisi altında. Ve bu sınırlar belirlendiğinde Kürtler bu coğrafyada, yani Türkiye, Irak, İran, Suriye'de yaşayan Kürtler bir ulusal devlet şansı bulamadılar. Yani bu haritada yer almadılar. Sınırları, devletleri, bayrakları vesaire olamadı. Bu 20. yüzyıla girerken çözülmemiş 3 sorundan bir tanesidir. Yani bir tanesi Filistin sorunudur, biri Kürt sorunudur, biri İrlanda, Kuzey İrlanda daha sonra sorunudur. 21. yüzyıla da bu ulusal ezilen uluslar sorunu miras olarak bırakıldı. Yani bu sorunlar hala çözülmüş değil. O yüzden yani Filistin sorunu bütün dünyada, dünya siyasetinde ve Türkiye'de ümmet siyaseti olarak görülürse eğer ulusal sorun gözden kaçar. Yani bütün dünya Müslümanlarının ve Türkiye'deki Müslümanların, AKP'ye oy veren müteddeyinlerin ve hükümetin Müslüman kardeşlere sahip çıktığı, gözyaşı döktüğü bir ortamda Filistin davası, Filistin sorunu bir ulusal sorun ama. Eğer ulusal soruna sahip çıkacaksanız o zaman Kürt sorununu da görmeniz gerekiyor. O yüzden daha çok ümmetçi bir siyaset çizgisi izleniyor ve ulusal sorun yok sayılıyor. Burada bir çifte standart var. Aynı şekilde Avrupa'da, dünyada, batıda bu konuda çifte standart içerisinde ve pragmatik davranıyorlar. Yani söz konusu Filistin sorunu olduğunda belirli bir şey oluyor, ses çıkartma oluyor. Daha çok da İsrail tarafına yönelik oluyor maalesef. O da değişmiş durumda ama Kürtler neredeyse hiç görünmüyor. Burada Türkiye hükümetinin oynadığı bir rol de şu. Yani gerek Ukrayna Savaşı'nda olsun, gerek bu Filistin meselesinde olsun şunu yapıyor. Yukarıda tahıl koridoru, arabuluculuk, esir takasında devreye giriyor ve hep kendisine bir alan açmaya çalışıyor. Ama mesela Ukrayna'ya silah satıyor. Buna devam ediyor. Bunu asla bırakmıyor. Ve aynı zamanda NATO'nun bir üyesi Türkiye. Yani arabuluculuk yaparken dünyanın en kanlı savaş örgütü olan NATO'nun da bir üyesi.
Şimdi aşağıya indiğinizde, Filistin'e indiğinizde aynı şeyi görüyorsunuz. Yani şu, işte Lübnan'da da Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Orada da verilen mesajlar işte iki devletli çözüm olsun, biz arabuluculuk yapalım. En büyük savaşlardan biri de çıkabilir, en iyi barışlardan biri de çıkabilir falan deniyor. Ama siz İsrail'e silah satmaya devam ediyorsunuz. Nasıl olacak bu iş? Ve siz hala NATO'nun üyesiniz. Yani mesela Mehmetçik Gazze'ye sloganları atılıyor örneğin meydanlarda. Mehmetçik Gazze'ye gidince Türk askeri nerede savaşacak? Yani NATO'nun üyesi olduğu için NATO güçleri arkasında İsrail'le birlikte savaşacak. Böyle bir saçmalık olur mu yani? Siz NATO'dan çıkmadıkça söylediğiniz her söz İsrail ve Filistin için boş. Yani İsrail yanlısı ve Amerikan yanlısı bir pozisyondasınız. Kürt sorununda da aynı şey var. Yani dünya ve Batı görmeme, duymama, üç maymunu oynama şeklinde bu sürece devam ediyorlar. Doğrusu bu denklem içerisinde Türkiye'de AKP hükümetinin oynadığı rol de şu: her iki tarafta arabulucu rolünü oynuyormuş gibi görünüp aslında NATO ile beraber hareket eden, bu arada da elde fırsat varken Kürt sorununu baskıyla, şiddetle hem içeride hem dışarıda olabildiğince geriletmek, olabildiğince ezmek yönünde bir geleneksel tutum takınıyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Yani siz Filistin için barışı savunuyorsanız Kürt sorununda da barışı savunmak zorundasınız. Çözümü savunmak zorundasınız.